Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bugün sizlerle birlikte ofisimize yeni ulaşan LG'nin G3 telefonunun kutusundan çıkartacağız. Evet, hemen kutuyu açıp sihri bozabilirim ya da yakın çekimi bırakabilirim. Şimdi insanlar niye G3'ü bekliyor? 2 dakika bundan bahsedelim. Hazır gelmişken şununla ilgili kısa bir sohbet edelim. Sonra zaten kutusundan çıkartacağız. Ne var ne yok göreceğiz. Bence bunun en büyük nedeni Ali, G2 ile insanların LG tarafından nihayet epey bir memnun edilmiş olması. Doğru. Bunun akabinde de aynı nasıl ki Samsung'un serilerinde olduğu gibi LG'nin serilerinde de kullanıcılar bir sonraki nesil telefonu beklemeye başlamışlardı ve nihayet G3 geldi. Bununla birlikte artık yeni G3'te kullanıcılar daha çok özellik bekliyorlar. Bu yüzden heyecanlanmış olabilirler. Evet, kutu içeriğini de merakla bekliyorlar. Hadi bakalım. G3'ün kutu içeriğiyle ilgili sorular gelmeye başladı çünkü telefon zaten satışta. Evet Ali. Ambalaj için ne düşünüyorsun Recep, bir dışarıdan baktığımız zaman? Biliyorsun farklı markalar farklı ambalajlarla dikkat çekmeye çalışıyorlar. Bu alanda LG'nin gümüş, fırçalanmış gümüş vari bir ambalajı bence güzel olmuş. Arka tarafta kahverengi LG G3, Narcode, 5.5 inçlik Quad HD ekran, Snapdragon 801 işlemci, 1 Watt Speaker Boost Amfi, 13 megapiksel Optical Image Stabilization Plus teknolojili dual flash kamera, lazer autofocus ve de 3000 mAh batarya burada vurgulanmış. En önemli herhalde LG bunların satışta etkili olacağını düşündü. Evet. Ve de tekrar geldik kutuya. Burada bir yazı daha var Recep. Evet, Global Mobile Awards 2014 diyeceğim ona ben. Global Mobil Ödüller 2014'ten kazanan birinci telefon olmuş. Most Innovative Device Manufacturer of the Year. LG'nin aldığı bir ödül. İnovasyon yaptık, yenilik yaptık diyorlar. Evet. Bu da arka taraftaki tuş aslında. Yılın en yenilikçi ürünüymüş. Buyur Recep. Kutu açılışını sana bırakayım. Ben aşağıdan tutayım. Şöyle. Tek elle açılmıyormuş. Evet, tabii. Tek elle açılmıyormuş. Narcode var. Buradan şimdi bunu böyle kenara doğru çekiyoruz. Narcode'u telefonu kilit ekranında kilitliyken açmak için kullanılan bir teknoloji. Onun üzerine LG yine çok duruyor. Şimdi telefonumuzun nihayetinde görüyoruz. LG G3. Daha da yakından bakıyor olacağız zaten. Direkt arka taraftaki sihirli tuş dikkat çekiyor. Kutu içeriğini bitirelim. Telefona döneriz diyorum. Kutuyu tekrar karşımıza alıyorum. Bu şekilde bakalım neler neler çıkacak içerisinden. Bir karton parçası var. Açtığımız zaman bir quick start guide çıktı. Evet, bunu hızlı başlangıç kılavuzu. Bir adet şarj cihazı çıktı. İyice paketlenmiş. Hala taptaze ambalajında. Mis gibi ambalaj kokusu geliyor mu? Bir koklayalım bakalım. Telefonun siyah rengine uygun USB 2.0 şarj ve veri aktarma kablosu. Evet, mis gibi taze plastik kokusu var. Ve de bataryamız var. Buradan bataryanın da 3000 mAh olduğunu, minimumda 2940 mAh olduğunu üzerinde görebiliyoruz. Pin kodu vesairesi her şeyi var. Tipi de lityum iyon batarya. Evet, kutudan sadece kulaklık çıkmadı sanırım. Evet, kulaklık çıkmadı Recep. Bize bu konuda da sorular geldi. Benim aldığım LG G3'ten kulaklık çıkmadı. Bu durum normal midir diye soruyorsanız normaldir. Bizde de kulaklık çıkmadı. Şimdi LG G2'de en çok eleştirdiğimiz noktalar vardı Recep. Bu noktalar bataryanın değişememesi ve de microSD bellek kartı takarak genişleme imkanı olmamasıydı. Evet, telefon üreticileri aslında her zaman eleştirilir, bütün özellikleri bir sonraki seriye saklıyor diye. Aynen öyle. LG de bunu aynen böyle yapmış. Nihayet açılabilen bir arka kapak var. Arka kapağı buradaki yere tırnağınızı sokarak açıyorsunuz. Ama sadece buradan böyle bir çıt diye açmak yetmiyor. Ardından böyle parmağınızı hafif hafif ilerletmeniz gerekiyor. Tık 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 tık. Hop, arka kapak açıldı. Arka kapak plastik. Neler dikkatimizi çekiyor? Buyur Recep, sana bir kapağı vereyim bu arada. Evet, bak. Kapağın üzerinde Ali NFC olduğunu görüyoruz. Yani Near Field Communication, cihazları birbirine yaklaştırdığınız zaman kolayca iletişim kurmanızı sağlayan bir teknoloji. Buradaki noktalar burayla temas kuruyor. Arka tarafta hoparlörün çıkışı burada. Hoparlörle özellikle amfi olduğu kutunun üzerinde yazıyor. İçerisine baktığımız zaman SIM kartımızı ve microSD belleğimizi takacağımız yuvaların burada olduğunu görüyoruz. Bu arka tarafın içi Samsung'a oldukça benziyor. Ama tabii ki bu LG'nin arkadaki sihirli tuş dediğimiz açma, ses kısma, ses açma tuşları kendisine özel. Bir tane daha özellik var. Çift LED flash olması arka tarafında. Şimdi 3000 mAh'lik lityum iyon bataryamızı ilk defa yerleştireceğiz arkasına ve de bu şekilde oturtacağız. Bunun niye avantaj olduğunu söyleyelim. Android telefonlarda her zaman yazılım güncellemelerde bazen donmaya yaşayabilirsiniz. Böyle durumlarda yazılım güncellemelerde bataryayı çıkarmak iyi değildir ama büyük bir sorununuz olduğu zaman bataryayı servis çıkartabilir, değiştirebilir. Cihazın açılması, tamiri çok daha kolay oluyor. Ya da yanınızda yedek batarya taşıyabilirsiniz. Aynen öyle. Pratik bir çözüm. Bir de şunun içerisindeki tırnakları söyleyelim. 1, 2, 3, 4, 5 tırnak burada var. 1, 2, 3, 4, 5 tırnak da burada var. Şu yukarıdan da 2 tane parça oturuyor. Aşağıdan da 2 kısım oturuyor. Sonuçta 5, 5, 10 tırnak iki tarafta.
2 yukarıda 2 aşağıda 14 tane tırnak bu arka kapağı sağlam bir şekilde oturtmuş oluyor. Biz de şimdi bu şekilde oturtuyoruz. Görünümüyle ilgili yorumu senden bekliyorum Recep. Öyle fırçalanmış alüminyum gibi bir yüzey var plastik kapak olmasına rağmen ve gerçekten çok hoş. Buna biraz daha yakından bakalım. Nasıl daha yakından bakacağız Recep? Öyle biraz daha zoom yapalım istiyorum. 1080p detayda şu çizgileri, şu kamerayı bir tuşu yakından daha görelim istiyorum açıkçası. AJ'nin bu bahsettiği sihirli tuş özelliği ilk başta kullanıcılar için kullanımı biraz farklı ve alışması zor gelse de zaman içerisinde insanların hoşuna giden bir özellik oluyor. Tabii ki bunda telefonun ekranını uyandırmak için ön tarafa parmağınızı iki defa tık tık tıklamanın yeterli olmasında payı var. Zira öyle bir özellik olmasa her seferinde işaret parmağımı arkaya ulaştırıp basmak bana biraz zor geliyordu. LG G2'yi uzun süre kullanan ve teknopat sosyalde konu açan kullanıcılar ise rahatlıkla alışıklarını belirtiyorlar. Elbette kişisel tercihler değişebilir. Bunun haricinde telefonun tasarımına dönelim. Özellikle dikkat çeken bir şey plastik kullanmalarına karşın senin de belirttiğin gibi böyle fırçalanmış alüminyum metalik bir yüzeyi çok güzel yansıtmış olmaları insanların 2014'te gördüğümüz en büyük ihtiyacı Recep taze tasarımlar. Bu konuda sana hak veriyorum Ali. Üreticiler her zaman aynı modelleri ardarda çıkartırken tasarımda çok köklü değişikliklere gitmiyorlar. Ama kullanıcılar, tüketiciler her daim farklı bir tasarım bekliyorlar. Ceplerine taşıdıkları telefonu çıkardıkları zaman sokaktaki başka bir kişinin taşıdığı telefonla aynı olmasını istemiyorlar. Hani bu bağlamda bence LG G3 farklı bir tasarım çizgisine imza atmış. Gayet güzel. Aynı tasarım çizgisini 2 telefonda ya da 3 telefonda yaptığın zaman sorun değil. Ama LG şimdi burada elde ettiği başarıyı LG G4'ü çıkartırken tekrar değişim yapmak ve yeniden başarı sağlamak zorunda kalacak. O yüzden kendilerine ben çok kolay gelsin diyorum. LG G3'ün tasarımını gördükten sonra daha iyi bir G4 tasarımı yapmak gözüme biraz zor geliyor açıkçası. Evet. Şimdi bunun üzerindeki jelatini bir soyacağız. Jelatini de nasıl soyacağım bakayım parmağımla arıyorum. Bu çevresini çevreleyen bir adet jelatinimiz var. Üst tarafları. Bir de ekranı kapatan bir jelatinimiz var. Bu aynı zamanda şu an bir ekran koruması görevi görüyor. Ama tabii ki üzeri yazılı olduğu için illa yeni bir ekran koruması almamız gerekecek. Şu an ekran çok hoş görünüyor. Biz tabii bataryayı taktıktan sonra jelatini gözümüzün önünde sıyırmadan önce 1-2 çalıştırmak için gerekli ayarları yaptık. Şimdi şu alt kısımdaki jelatini de bir soyayım. En keyifli kısımlarından bir tanesi yeni bir telefon aldığınız zaman ilk defa bu jelatinin altındaki çizilmemiş, hiç yıpranmamış yüzeyleri görmek. Yan taraflarda da var. Yan taraflardan da bir çıkartalım. Son jelatinimizi çıkartıyoruz. İşte Asya ülkelerindeki işçiler bunlarla tek tek uğraşıyor sevgili izleyiciler. Tamamen soymuş durumdayız. Şimdi çalıştırabiliriz. Zaten ben ayarını yapmıştım. Çalıştırmak için arkadaki tuşa basıyoruz. Çeviriyoruz. Ekran gerçekten harika görünüyor. Ekranda baktığım zaman karşıdan yansıtan bir yüzey var. Açılış sesimiz geldi. Jelatini soymadan önce ben gerekli ayarları yapmıştım dediğim gibi. Evet. Telefonumuz şu an ilk ekranıyla karşımıza çıkacak. Kurulum ekranıyla değil. Evet, LG'nin bu arayüzü görüyoruz. Bizim ekranımız ne kadar beyaz, ne kadar renkli diye ortaya çıkıyor. Şu şekilde açabiliyorsunuz normalde. Ben bunu bu şekilde ayarlamıştım. Ekran açıldı. Kutu açılımı diye girdik, incelemeye kaymayalım Ali. Evet, doğru diyorsun Recep. Beni sabah bırakırlarsa bizi izleyeceğimiz sabaha kadar kendimizi LG G3'ü incelerken bulabiliriz. Buradan bir telefon hakkında bilgilere bakalım. Senin en çok önem verdiğin şeyi ben biliyorum. Bir, yazılım bilgileri ve Android sürümüne önem veriyorsun. Evet, en son KitKat ile birlikte geliyor. Android 4.3'ümüz var. Bir de izleyicilerimizin bize çok sorduğu bir özellik var. Depolama alanı. Depolama alanı ne kadar sömürüyor? Bakalım, buradan birazdan bulacağız depolama. Ben bunu uygulama indirdim sevgili izleyiciler. O yüzden gördüğünüz miktara şu an kanmayın. 16 GB alanın 10 GB'ı kullanılabilir olarak başlıyor. Benim gibi test için birçok oyun indirmeye başladığınız zaman hızlı bir şekilde tüketiyorsunuz. Ve mesela şu an 7.97 GB'lık uygulama yüklemiş. 8 GB'lık bir alan var ama şanslıyız ki G3 artık microSD kart takabiliyoruz. Aynen öyle. İstediğimiz gibi takabiliyoruz. Burada son bir şey diyeceğim. LG Health gibi bazı özellikler görüyoruz. Oyunlar var, uygulamalar var, ayarlar var. Hepsi için incelememizi bekleyin.